Neden bazı toplumlar dünyaya hükmetti ve bazıları ise sömürge haline geldi? Neden Amerika kıtasındaki milyonlarca yerli birkaç yüz İspanyol karşısında yenildi? Ya da neden Sanayi Devrimi Avrupa'da doğdu da dünyanın başka bir köşesinde değil? Çoğu kişi bunun zeka farkı veya üstün ırk iddialarıyla açıklanabileceğini sandı. Oysa bilim bize çok daha farklı bir cevap veriyor. Tarihin akışını belirleyen Gizli güçler vardı. Tüfek, mikrop ve çelik. Ama hepsinden önce bir coğrafyanın sunduğu fırsatlar ve sınırlar toplumların kaderini çizdi. Bu videoda Jared Diamond'ın ünlü kitabına dayanarak uygarlıkların yükselişinin arkasındaki gerçek nedenleri birlikte keşfedeceğiz. Bir uygarlığın kaderi aslında doğduğu topraklarda gizlidir. Avrasya kıtası insanlığa benzersiz bir avantaj sundu. Neden mi? Çünkü burada buğday, arpa gibi yüksek verimli tahıllar vardı ve yalnızca yiyecek değil. Bu topraklarda evcilleştirilebilecek dev hayvanlar da yaşıyordu. At, öküz, deve. Onlar tarımı kolaylaştırdı, tarlaları sürdürdü, ordulara hız ve güç kattı. Peki ya diğer kıtalar? Afrika'nın çoğu bölgesinde tarıma elverişli bitkiler daha azdı. Amerika kıtasında ise evcilleştirilebilecek büyük hayvan neredeyse yoktu. Ne at vardı, ne öküz. İnsanlar her şeyi kendi gücüyle yapmak zorundaydı. İşte bu fark binlerce yıl sonra bile toplumların arasındaki gelişmişlik uçurumunu belirleyecekti. Çünkü yiyecek fazlası olan toplumlar şehirler kurdu, teknoloji geliştirdi, ordular besledi. Yiyecek kıtlığı çeken toplumlar ise hayatta kalma mücadelesine sıkışıp kaldı. Yani tarihte kim daha zeki değil, kimin toprağı daha verimliydi sorusu çok daha belirleyici oldu. Toprağın sunduğu bolluk insanlara yalnızca yiyecek değil, zaman da kazandırdı. Artık herkes hayatta kalma mücadelesiyle uğraşmak zorunda değildi. Bazıları tarımla uğraşırken diğerleri yeni şeyler icat etmeye başladı. Aletler, yapılar, silahlar ve işte burada tarih sahnesine çok kritik bir güç çıktı. Tüfekler. Çünkü yiyecek fazlası ordulara güç sağladı. Ordular ise eline silah geçen toplumların kaderini diğerlerinden ayırdı. Peki tüfekler yani savaş teknolojileri nasıl oldu da tarih boyunca böylesine belirleyici oldu? Tarih boyunca savaşların kaderini belirleyen en önemli unsur sayılar değil, teknolojiydi ve bu teknolojinin zirvesi tüfekler oldu. Bir örnek düşünün. 16. yüzyılda sadece birkaç yüz İspanyol asker milyonlarca nüfusa sahip İnka İmparatorluğunu fethetti. Nasıl mümkün oldu bu? İspanyolların sahip olduğu tüfekler ve çelik zırhlar yerli halkın mızraklarına ve taş silahlarına karşı ezici bir üstünlük sağladı. Ama mesele yalnızca silahların gücü değildi silahların arkasında tarım toplumlarının sağladığı fazla yiyecek, düzenli ordular ve sürekli gelişen bir teknoloji vardı. Yani tüfek aslında toprağın ve coğrafyanın getirdiği avantajların bir sonucu olarak doğdu. Bu yüzden bir toplumun eline tüfek geçtiğinde onun karşısında duran toplumun kaderi çoğu zaman çoktan belirlenmişti. Ama tarihin akışını değiştiren sadece tüfekler değildi. Çünkü bazı savaşlarda kılıçlar bile çekilmeden milyonlarca insan hayatını kaybetti. Asıl yıkıcı güç görünmezdi. Ne bir zırh onu durdurabiliyordu ne de bir ordu ona karşı koyabiliyordu. Ve işte kıtaları birbirinden ayıran bu en büyük fark mikroplardı. Görünmez düşman çoğu zaman tüfekten bile daha ölümcül oldu. Peki nasıl oldu da bazı toplumlar hastalıklarla başa çıkabilirken, diğerleri birkaç yıl içinde yok olma noktasına geldi. Düşünün, bir kıtaya hiç tüfek götürmeseniz bile o kıtanın kaderini değiştirecek bir şey taşıyabilirsiniz. Hastalıklar. Avrasya toplumları binlerce yıl boyunca hayvanlarla iç içe yaşadı. İneklerden, domuzlardan, koyunlardan çiçek, kızamık, grip gibi hastalıklar insanlara geçti yüz yıllar boyunca bu salgınlarla mücadele eden toplumlar yavaş yavaş bağışıklık kazandı. Peki ya Amerika kıtasındaki yerli halklar? Onların ne evcilleştirilmiş büyük hayvanları vardı ne de bu hastalıklarla önceden tanışıklıkları. Sonuç tarihin en büyük felaketlerinden biri oldu. Çiçek hastalığı ve diğer salgınlar milyonlarca yerliyi tüfekler ateşlenmeden yok etti. Yani bazen bir orduyu galip getiren şey kılıçların keskinliği değil, görünmeyen mikropların gücüydü. Tarihi şekillendiren en büyük silahlardan biri aslında insan gözünün göremediği kadar küçüktü. Mikroplar görünmezdi ama yıkıcıydı. Toplumların kaderini belirledi, imparatorlukları çökertti. Fakat tarih sahnesinde bir başka güç vardı ki o bu kez tamamen insanların elindeydi toprağın altından çıkarılıyor, eritiliyor ve yeniden şekillendiriliyordu. Bu güç sadece kılıçları ve zırhları değil, köprüleri, demir yollarını, şehirleri de inşa edecekti. İşte şimdi tarihin üçüncü büyük belirleyicisine geliyoruz. Çelik. Peki çelik nasıl oldu da uygarlıkların adeta omurgası haline geldi? Tarih boyunca hiçbir madde çelik kadar toplumların kaderini şekillendirmedi. Çelik, yalnızca bir kılıcın keskinliğinde değil, bir köprünün sağlamlığında, bir demir yolunun uzunluğunda, bir şehrin yükselen gökdelenlerinde hayat buldu. Savaş meydanlarında çelikten yapılmış kılıçlar ve zırhlar üstünlük sağladı. Ama asıl etkisi barış zamanında ortaya çıktı. Çelik sayesinde tarım aletleri dayanıklı hale geldi, yiyecek üretimi arttı, büyük şehirler ve imparatorluklar kurulabildi. Sanayi devriminde ise çelik, buharlı lokomotiflerin rayı, gemilerin gövdesi ve makinelerin kalbi oldu. Bir zamanlar toprakla sınırlı olan uygarlıklar, çelikle birlikte dünyayı birbirine bağladı. Kısacası, tüfekler fetihleri hızlandırdı, mikroplar imparatorlukları sessizce yıktı. Ama çelik hem savaşta hem barışta medeniyetin gerçek altyapısını kurdu. Tüfek savaş meydanlarını değiştirdi. Mikroplar görünmez ordular gibi toplumları kırdı. Çelikse hem kılıçta hem şehirlerde uygarlığın omurgasını kurdu. Üçü bir araya geldiğinde tarihin yönünü değiştiren dev bir güç ortaya çıktı. Ama Jared Diamond'ın bize hatırlattığı gibi bu üstünlük zeka farkından ya da ırklardan değil. Coğrafyanın sunduğu fırsat ve sınırlardan doğdu. Peki tüm bu dersler bize bugün ne anlatıyor? Ve günümüzde hala yeni bir tüfek, mikrop ve çelik çağı içinde miyiz? Bugün teknoloji ve bilim sayesinde dünyanın farklı köşeleri birbirine bağlandı. Ancak bazı temel dersler hala geçerli. Kimin elinde daha iyi kaynaklar, daha verimli topraklar ve gelişmiş teknoloji varsa o toplum avantaj kazanıyor. Tarih boyunca olduğu gibi görünmez düşmanlar hala var. Bugün mikropların yerini iklim krizleri, biyoteknoloji ve siber tehditler alıyor. Ve tıpkı çelik gibi teknolojinin gücü hem inşa edebilir hem yıkabilir. Bu yüzden geçmişi anlamadan geleceğe yön vermek mümkün değil. Tarih bize sadece ders vermekle kalmıyor. Bugün attığımız adımların yarının medeniyetini şekillendireceğini de hatırlatıyor. Peki sizce modern dünyanın tüfek, mikrop ve çelik üçlüsüne eşdeğer güçleri nelerdir? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın ve tarih dersinin günümüzle bağlantısını birlikte keşfedelim.